5 çizgi 4 aralıktan oluşan notaların yazıldığı yere git. Porte denirdi. Doğru mu arkadaşlar? Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Geç bakalım. Hızlıca alalım Fermacığım. Şimdi size bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Şöyle tahtaya yazayım diyorum ama kalem yazmıyor. Talhacığım, sekreteryadan bir kalem alır mısın bize? Tabii siyah hocam. Olsun. Bir zahmet. Şimdi arkadaşlar, Gül abla, bir tahta kalem alabilir miyim? Biraz bekletebilir miyim canım? Peygamberi görmek için neler 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 vermezdim. Talha, kalem alabilirsin. Gamicim niye pas atmıyorsun orada? Bomboş bekliyordum ileride. Senin orada olduğunda iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Tanıyor musun onu? Tabii, Selma Hoca Siyer Kulübü öğretmeni. Ha, geçen gördüğümde Siyer odasında çocuklarla garip garip şarkılar söylüyorlardı. Selma Hoca 10 numaradı. Dersleri çok keyifli geçiyordu. Çok güzel şeyleri öğretiyordu. Hatta ben isminin anlamını da ondan öğrenmiştim. Neymiş isminin anlamı? Musab bin Ümeyye, İslamiyet'teki ilgi öğretmenmiş. Senin isminin anlamı ne? Ne bileyim. Yarın gel soralım. Aman boşver, çok da sevmiyorum ismimi. Dede ismi gibi. Ne alakası var? Güzel isim bence. Bak bu Musab bin Ümeyye. Bizim yaşımızdayken Peygamber Efendimiz onu Mekke'den Medine'ye öğretmen olarak göndermiş. Harbi mi? Tabii, 25 saat boyunca çölde gitmiş. Olmasaydı. 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 Talha, oğlum iyi misin? Talha. Efendim anne. Neyin var oğlum? İyiyim anne. Birkaç gündür başım ağrıyordu da. O kadar. Taha, orada mısın? Cevap ver. Özür dilerim, dalmışım biraz. Sabah telefona da cevap vermedin. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Derslerimize çalıştık mı? Evet. Süper, harika. O zaman dersimize akortlarla devam edelim. Thank you.
oğlum senin? Kaç gündür bir dalgınlıktır gidiyor. Ne oldu anlatsana. Bir şeyim yok. Önemli değil zaten. Önemsiz olsa böyle yapar mısın? Amma naz yaptın ha, anlat hadi. Ya geçen bir rüya gördüm. Gecenin bir yarısı uyandım. Bir ses duydum. Hala kulağımdan gitmiyor. O günden bugüne üzerime bir ağırlık çöktü. Başımın ağrısı da gitmedi. Hayır olsun diyordum. Ne diyordu o ses? Olmasaydı deyip duruyordu. Rüyam da çok garipti zaten. Karanlık bir yerdeydim. Bir mağara gibi. Her şey ama böyle bölük bölük çıktı. O olmasaydı alemleri yaratmazdım. Olabilir mi o ses? Aynen öyleydi. Siz de mi aynı kabusu gördünüz? Aslında bu bir kabus değil. Hatta çok güzel bir rüya görmüşsün. Bak. O olmasaydı alemleri yaratmazdım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Daha önce duymuş muydun bu sözü? Yo, kim yaratılmazdı anlamadım. Tabii ki de Peygamber Efendimiz değil mi? Elbette. Bu konuda konuşmak ister misiniz? Gelin sizi misafir edeyim. Olur. Hadi. Peygamber Efendimiz her şeyiyle örnektir bize. Konuşmamızdan yeme içmemize, ibadetimizi nasıl yapacağımızdan, arkadaşlık ilişkilerimize kadar her şeyi ondan öğreniyoruz. Ama maalesef Efendimiz'i iyi tanıyamadığımız için o hayatı da tam olarak yaşayamıyoruz. Hocam ben Peygamber Efendimiz'i ve Talha bin Ubeydullah'ı tanımayı, onlar gibi yaşamayı çok istiyorum. Bana yardım eder misiniz? Tabii ki, seve seve. Hatta şöyle yapalım, hemen yan binamızdaki vakıfta çok kıymetli bir hocamız var. Eminim o senin bütün sorularına cevap verecektir. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Talha bin Ubeydullah'ın Peygamber Efendimiz'le çok güzel hatıraları vardır. Mesela o Peygamber Efendimiz peygamber olarak zuhur ettiğinde, çıktığı ilk peygamberliğini ilan ettiği günlerde Şam'da ticaret için gitmişti Şam tarafına. Şam'a gelmeden Busra şehri vardır. Orada bir rahip içinizde harem ehlinden, Mekke halkından kimse var mı dedi. O da evet dedi, ben Mekke halkındanım dedi. Talha bin Ubeydullah o zaman genç bir insandı. Rahip dedi ki, sizin aranızda Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın, ölmüş olan Abdullah'ın oğlu Muhammed isminde bir kimse var mı? Evet dedi, siz onu nereden biliyorsunuz? O bugünlerde ya zuhur etti ya da yakın zamanda Allah onu peygamberlikle görevlendirecek dedi. Talha bin Ubeydullah Suriye'deki bir rahibin elindeki İncil'e bakarak bunu bilmesi karşısında çok şaşırmıştı. Peygamber Efendimiz'i Mekke'den tanıyorduk gençlik yıllarından. Çok ahlaklı, çok dürüst, örnek bir insandı. Fakat peygamberlik bambaşka bir şeydi. Bu heyecanla Mekke'ye döndüğünde Talha bin Ubeydullah büyük bir ticaretten dönmüştü. Fakat ev halkına dedi ki, Mekke'de ilginç bir olay oldu mu bugünlerde hiç yaşanan? Dediler ki, Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamber olduğunu ilan etti. Hemen Hazreti Ebu Bekir'e koştu. Hazreti Ebu Bekir Talha bin Ubeydullah'ın akrabasıdır aynı zamanda. Koşarak Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e, ey Ebu Kuhafe'nin oğlu, Muhammed peygamberliğini ilan etmiş, doğru mu? Evet dedi. Sen ne düşünüyorsun dedi. Vallahi o Allah'ın peygamberidir. Ben onda asla yalan duymadım dedi. Ben ona iman ettim deyince Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh Efendimiz beni dedi Resulullah'a götürsene ben de inanacağım. Ve İslam'a giren ilk 8 kişiden biri oldu Talha bin Ubeydullah. Bizim bugün sizin gibi Talha'lara, Mus'ab'lara, Zübeyir'lere, bugünün Ali'lerine, o günün gerçek Ali'lerini, Talha'larını, Zübeyir'lerini, Mus'ab'larını tanıtmamız lazım ki o ruh hiç kaybolmasın. İşte Talha'cığım sizin de peygamberi sırtınızda taşıyacak bir ruhla yetişmeniz, Peygamber Efendimiz'i bu asırda gelirsem ya Resulallah ben seni sırtımda taşırım. Talha bin Ubeydullah gibi elimi parçalasa bile atılan oklar
Ben de Talha gibi sana siper olur, sana atılan okların, sana söylenen sözlerin önüne kendimi feda ederim ya Resulallah dercesine, vazife artık sizdedir, peygamberimizi sırtımızda taşıyacak kadar fedakarlıkla dopdolu olmalıyız. Talha bin Ubeydullah'ı tanıdıkça, Talha bin Ubeydullah'la tanıştıkça Resulullah'a da yakınlaştığınızı hissedeceksiniz. Allah sizleri de bizleri de Talha bin Ubeydullah'ın o fedakarlığından, hayatındaki o güzel örneklerden ayırmasın. Rabbim Talha bin Ubeydullah'ın radıyallahu anh Efendimizin şefaatini, ahlakını hepimize nasip eylesin. O sessiz değil mi? Ben daha sizi yeni tanıdım. Keşke daha önce tanısaydım. Ben sizi Talha ve Ubeydullah gibi sırtımda taşımak istiyorum. Sizin sıcaklığınıza o kadar muhtaç ettim ki. Ne olur, ben size gelemesem bile siz beni hiç bırakmazsınız.